Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli arabamız TOGG tanıtıldı. TOGG yani Türkiye'nin otomobili girişim grubu. Bu grubun içerisinde Anadolu grubu, BMC, Kök grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOP var. Bu şirketler Türkiye'nin otomobilini üretmek için güçlerini birleştirdi. Fakat girişim deyince sanki ilk defa deneniyormuş gibi anlaşılıyor ama öyle değil. TOGG'u iyi anlayabilmemiz, Türkiye'yi nasıl bir geleceğe ulaştırabileceğini iyi kavrayabilmemiz için buralara nasıl gelindiğini de bilmemiz gerekiyor. O yüzden isterseniz hikayeyi birazcık başa saralım ve 1961 yılına gidelim. ...15 Mayıs 1961'de dönemin devlet başkanı Cemal Gürsel, Otomobil Endüstrisi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmasında Türkiye'de otomobil yapılamaz diyorlar, bu tamamen kara bir düşüncenin mahsulüdür dedi. Tarih 22 Mayıs'a geldiğinde ise Başbakanlık çok gizli damgasıyla Ulaştırma Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. Devlet demiryollarımızın teknik imkanlarının müsait ve mükemmel olması nedeniyle milli ekonomide önemli bir yer işgal edecek otomobil imalatı sanayinin kurulmasına liderlik etmesini uygun görmekteyim deniyordu bu yazıda. Üretilecek olan aracın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yetiştirilmesi gerekiyor. Amaç sıfırdan, modeli tamamen kendimize ait %100 yerli malzeme kullanılarak ve tüm parçaları el işçiliği üretilmiş bir otomobil ortaya koymak. Zaman çok kısıtlı ve yapılmak istenen şey bu denli iddialı olunca ne oluyor tahmin edin. Tüm ülkede üniversiteden basına, bir avuç sanayiciden politikacıya sesi duyulabilen herkes bırakın otomobil yapmayı, motor bile yapılamayacağını düşünmekteydi. İnanmıyorlar böyle bir şeyin gerçek olabileceğine yani. Zaten karşılaşabileceğimiz en büyük problemlerimizden birisi de bu değil mi? Kendimize inanmamak, yapmayı bile denemeden, o konuda bilgi sahibi olmayı bile beklemeden olmaz o iş deyip hayallerimizden, İyi fikirlerimizden vazgeçmek, onların üstünü çizmek. 23 Türk mühendisin başında olduğu bu küçük ekibin yaşadığı zorluğu şöyle bir düşünsenize. Hayır, Ar-Ge'sinden, planlamasından, tek tek her parçayı üretmesinden, hem de bunları birkaç ay içerisinde yapmaktan bahsetmiyorum. Bunlar kolay. Asıl zorluk, siz kendinize inanırken, gece gündüz çalışırken size inanmayan, sizi küçümseyen koca bir kalabalıkla mücadele etmektir. İşte bu ekip önlerindeki bu koca engele hiç kulak asmadan çalıştı ve otomobili, devrim arabasını üretti. Araç planlandığı gibi 29 Ekim'de gece yarısı trenle Ankara'ya doğru yola çıkarıldı. Depoda trendeki güvenlik kuralları gereği hiç benzin yoktu. Çünkü bir şekilde yanabilir ya da patlayabilirdi. Ankara'ya gelindiğinde manevra imkanı sağlamak için de depoya yalnızca birkaç litre benzin konmuştu. Asıl benzin alımı sabah meclise giderken yol üzerindeki benzin istasyonundan yapılacaktı aslında. 29 Ekim sabahı motosikletli kalabalık bir trafik ekibinden oluşan eskortun arasında yola çıktı. Ama eskorttakiler benzin alma işinden haberdar olmadığı için benzin istasyonuna uğramadı ve yola devam ettiler. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel devrimin direksiyonuna geçti, araba biraz gitti ve durdu. Tabii ki Türkiye'de otomobil yapılamaz diyenlere gün doğdu. Basın arabayla resmen dalga geçti. Bu arabanın yapılışıyla Türkiye'de nasıl bir yol kat edildiği kimsenin umurunda olmadı. Hiç konuşulmadı. Cemal Gürsel'in biz batılı kafasıyla otomobili yapar, doğulu kafasıyla benzin koymayı unuturuz cümlesi manşetlere taşındı. Ve devrim arabasının 100 metre ilerleyip bozulduğu yazıldı gazetelerde. Yani kendimizi yine küçük görüp alay ettik. Oysa ki Cemal Gürsel bu arada benzini konmuş olan diğer devrim arabasına binip Anıtkabir'e gitmişti. Bozulduğu iddia edilen devrim aynı gün hipodromda yapılan geçit törenine katıldı. Ancak gazeteler bunları değil, harcanan onca paranın boşa gittiğini yazdı. Bu olumsuz haberlerden sonra yerli otomobil üretimi tamamen gündemden kaldırıldı. Bej renkli devrim arabasını hala çalışır durumda
Eskişehir'de Tülomsaç Bahçesi'nde özel bir cam mekanda bulabilirsiniz. Gidip Hakkı Yenen Devrim'i mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Ama sizi uyarmam gereken bir konu var. Oraya gittiğinizde 0 kilometre bir araba bulamayacaksınız. Eğer satılabilir olsa ilana ikinci el yazmak zorunda kalırdınız ya da tam bir garaj arabası, hiç kullanılmadı falan da yazamazdınız. Çünkü bozuk olduğu iddia edilen o arabayla tık demeden 17 bin kilometre yol yapıldı. Şimdi TOGG'a dönelim. Öncelikle TOGG'un yapımı birkaç aya sıkıştırılmadı tabii ki. 2011'den beri üzerinde çalışılıyordu. Bir iki gün önce tanıtılmasına rağmen seri üretime 2022 yılında başlanacak. Bu arada otomobil üretiminde dünya devi markaların bile tam girmediği bir segmentte olacak. Tamamen elektrikle çalışacak. 2022'ye kadar elektrik istasyonları da yaygınlaşmış olacak. Yani deposuna benzin koymayı tamamen unutabilirsiniz. Bu anlamda TOGG çok önemli. Belki fosil yakıtlarla çalışan arabalar konusunda çok yol gidemedik ama TOGG sayesinde geleceğe sıçrama şansımız, imkanımız var. TOGG 30 dakikada şarj edilebilecek 300 ila 500 kilometre menzili olan iki opsiyonla sunulacak. Otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Diğer bir deyişle akıllı bir araba. Bunun için belki duymuş olabileceğiniz nesnelerin interneti özelliğinin de olacağını söyleyebiliriz. Yani internete bağlanarak otomatik çalışacak bir arabadan söz ediyoruz. Holografik asistan denen ve dünyada ilk defa kullanılacak olan bu teknoloji de bu araçta var. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Tüm bunlara sahip olunca geleceği şekillendirecek olan güveni ve güvenli sürüş sistemini de sunacak bir araçtan bahsediyoruz. Daha birçok özelliği var TOGG'da. Geldiğimiz noktaya şöyle bakıp inanılmaz bir ilerleme olmadığını söyleyebilir misiniz? Elbette söyleyenler olacaktır. TOGG'un tasarımı ünlü otomobil tasarım şirketi olan İtalyan Pininfarina tarafından yapıldı. Bunun neresi yerli diyenler, hah işte yine biz yapmamışız zaten biz kim, yerli otomobil yapmak kim diyenler elbette yine olacak. Yine kendimizi alay edeceğiz, yine kendimizin önünde en büyük engel biz olacağız. Yapmayın, hiçbir teknoloji birden ortaya çıkmıyor. Her buluş farklı bir sürü araştırmanın birleştirilmesiyle yapılıyor. Bugün ampulün mucidi olarak bildiğimiz Edison bile onun tek mucidi değil aslında. Elektrik üzerine yapılan çalışmaları, elektriği iletmek için kullanılacak malzemeleri ve çoktan icat edilmiş camı kullanarak bunları birleştirerek yaptı Edison ampulü. Ondan çok önce üretilmiş ampuller de vardı. Ama sadece o iyileştirdiği ve stabil bir şekle getirdiği için biz onu mucit olarak tanıyoruz. Şimdi biz kendimize tasarımını şunlar yaptı, şurasını başkalarından esinlendik, öyle oldu, böyle oldu dersek bu konuda hiçbir yere varamayız. Elbette imkanımız olmayan konularda başkalarından yardım alacağız. Elbette bizden önce yapılmış iyi örneklere bakıp kendimize ders çıkaracağız. Böylece attığımız adımlarla kendi arabamızı üretebilirsek yeni iş kolları da doğacak. Gençlerimiz kendi arabalarımıza tasarımlar yapma hayali kuracak ve bu alanda çalışmaya başlayacak. Bir şey yapıldığında eleştirenler illaki olur. Eleştirilmiyorsanız zaten yeni şeyler yapamıyorsunuz demektir. Ünlü bir düşünürümüzün de dediği gibi pizza değilsin. Herkesi memnun edemezsin. Onlara kulak asmadan devam etmek zorundayız. Ancak böyle olur bu iş. Kendimize çelme takmayı bırakırsak yürümeye başlarız. Yürüyerek ısınırsak koşabiliriz. İşte o zaman kenarda durup oturduğu yerden bizimle dalga geçenlerin sesini duyamayacağımız kadar uzaklara gidebiliriz.